Kullarım bakın, şeytan davet eder, gel gel der. Gel dediklerine gel der. Niçin der biliyor musunuz? Cehennemde yananlarda bulunsun diye. Şeytan davet ediyorsa nereye davet ediyor? Gelin cehennemde beraber yanalım, gelin beraber yanalım. Zinaya gel, içkiye gel, kumara gel, yalana gel, beynamazlığa gel, oruç tutma, zekat verme, hacca gitme, ananı dinleme, babanı dinleme, gel, gel, cehenneme gel demektir. Şimdi, sosyete hanım kızlar arasında yayılan bir şey, kanserden daha kötü hastalık. Hanım kız, açıl saçıl niye böyle örtülü dolaşıyorsun? Olmaz. Niye olmaz ya, gençliğini yaşa. Ya annem babam bu şey evet demez ki. Ya sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Hala ana, hala baba mı diyorsun? Kendi ayaklarının üzerine dursana. Ananın kölesi misin? Babanın eseri misin? Sen kendi kararını kendin ver. Anan baban bir gün itiraz eder, iki gün itiraz eder, üç gün evden kovarlar. Sonra mecburen gel diyecekler sana. Bu hastalık yayılıyor. Efendim, ayaklarının üzerine dur diyor. Şimdi ayaklarının üzerine durmak sanki cazip bir fikir geliyor. Ayaklarının üzerine dur. O ayaklar da çürüyecek, o dizler de çürüyecek. O ayakları veren hesap soracak. Ben seni yarattım, şu kriterlerle yarattım, sen ne yaptın diyecek. Evladı anasına karşı isyan ettiriyor. Babasına karşı isyan ettiriyor. Eşi eşe kandırttırıyor, aldattırıyor. Adamın nikahlısı var. Gidiyor başkalarıyla macera yaşıyor. Ondan sonra diyor ki hanımdan soğudum. Isınsan zaten şaşırırdım. Eğer sen eşini aldatıyorsan, şeytan sana öbür tarafı taze, taptaze, taptatlı gösterir sana. Hanımını kokmuş, kokana gibi gösterir sana. Niye? Çünkü orada ateş var ya. Orada cehennem var ya. Seni cehenneme davet ediyor. Onun için orasını sana zevkli gösterecek. Niye aldatıyorsun başkasıyla eşini, niye aldatıyorsun? Şeytan çünkü davet ediyor, gel diyor, gel diyor, bak burada ne vardır diyor, farklı bir şey vardır diyor. Yani zehirin dışarısını ne yapıyor? Balla biraz süslüyor ama zehir zehir, ateş yakıyor. Ya sen bu sıkıntıdan kurtulabilmek için bankaya git, şu kadar kredi çek, yoksa millete karşı borçlarını ödeyemezsin, şerefini koruyamazsın. Adın lekelenir. Adın mı lekelenir? Krediye bulaşırsan imanın lekelenir be. Gökteki melekler listesinde adına şerh koyarlar. Şeytan çağırıyorsa, gel diyorsa, gel ateşe gel demektir. Bunu böyle anlayacaksın.